Bu bölümde de arkadaşlar gerçek bir aygıtı emülatör olarak nasıl kullanabiliriz ona değineceğim. Şimdi benim Redmi Note 8 Pro kullanıyorum şu an. Redmi Note 8 Pro'nun görüntüsünü buradan size aktardım. Ondan nasıl aktarım yaptım bahsedeyim. Wizer diye bir program var arkadaşlar. Wizer IO'ya gelin. Hatta şöyle göstereyim. Wizer yazın Google'a. Wizer IO geliyor. Windows için şu indirmeyi tıklıyorum. Windows için tıklayıp indirin ve kurun arkadaşlar. Karmaşık bir kurulumu yok. Tıkladıktan sonra ileri ileri diyeceksiniz, kuracaksınız. Wizer'dan telefonunuzun görüntüsünü görmek için arkadaşlar iki şeye dikkat edin. Şöyle tıklayayım. Birincisi şuradaki Android hata ayaklamaya izin verme, onu göstereceğim. Bir de ADB drivers. Bunu bilgisayarınıza kurun arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Şuradan Universal ADB Drivers. Bunu indirip kurmanız gerekiyor Wizer'ı kullanmak için. Bir diğer şey arkadaşlar, hata ayıklama modunun açık olması. Bunu yapmak için ben mesela kendi telefonumdan şu an göstereyim. Geldim seçeneklere. Geliştirici ayarlarını açtım arkadaşlar. Xiaomi için konuşuyorum. Hangi telefonun geliştirici ayarını açmak istiyorsanız YouTube'da minik bir araştırma yapmanız yeterli. Hemen size video çıkacak. Ben Xiaomi için arkadaşlar şuradan Mi UI sürümüne 6-7 defa tıklayınca geliştirici seçeneği açıldı. Şimdi arkadaşlar geliştirici seçeneği açıldıktan sonra şöyle bir göstereyim. Geliştirici seçenekleriniz geliyor. Bunu açmadıktan sonra göremezsiniz. Burada da şuradan arkadaşlar USB hata ayıklama ve USB üzerinden yükle, bu ikisine birden izin vereceksiniz. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar şu Android'de Xiaomi Note 8 Pro diye burada görünüyor. Uygulamanız gelecek. Oraya göndereceksiniz. Wizer'la da bilgisayardan görebilirsiniz ya da bireysel çalışıyorsanız bilgisayara aktarım yapmanıza gerek yok. Özetliyorum. Telefonunuzu kullanmak için geliştirici seçeneklerini açmalı. Geliştirici seçeneklerinden de USB hata ayıklama ve USB üzerinden yükleme seçeneklerine İzin vermelisiniz arkadaşlar. Şimdi geri geliyorum. Programımı görmek için şöyle bir bakın arkadaşlar. Şurada Flutter App diye uygulamam görünüyor. Kendi gerçek telefonum.